İyi akşamlar Sebep Sonucu, hoş geldiniz. Bütün dünya Filistin ve İsrail arasındaki çatışmalara kilitlenmiş durumda. Biz de bu akşam bunu tüm ayrıntılarıyla konuşacağız. İsrail istihbaratı nasıl bu saldırıları haber alamadı? Bu sonuç nasıl doğdu? Gazze'de yaşananlar eşliğinde bugün tüm ayrıntıları konuşacağız ama asgari bir zemin var, onu ilan etmek gerektiğini düşünüyorum. Zira Gazze dünyanın en büyük açık hava hapishanelerinden birisi. Şu kadarcık bir alana sıkışmış 45 kilometre kare bir alandan bahsediliyor. Karada biliyorsunuz işte SİHA'larla, tel örgülerle, duvarlarla, tanklarla çevrelenmiş. Denizde ise gemilerle, tam bu abluka halinde. İçerideki mahkumların tek suçuysa orada doğmuş olmaları. 5000 yıllık bir kentten bahsediyoruz. Orada doğduğunuz için açık hava hapishanesinde mahkum halindesiniz. Ve gardiyanlar da çok zalim biliyorsunuz. İçeriye yiyecek, içecek, ilaç, gıda ne giriyorsa bunları engellemek için ellerinden geleni yapıyorlar. Hatta içeriye sokmaya çalışanları katlediyorlar. Dolayısıyla bu asgari zeminde uzlaşmak zorundayız. Bundan sonra tartışmak, konuşmak durumunda olduğumuzu düşünüyorum. Bu etnik aidiyetle, dini inançla alakalı bir durum değil. Hakkaniyette, mantıkta önümüze bu sonucu koyuyor. Ancak bu asgari zemini paylaşıyoruz diye Filistinliler adına eylem yapanların, karar vericilerin sorgulanmaz olduğu anlamı da çıkartılmamalı bu sonuçtan. Bunları da konuşacağız bu akşam. İsrail-Filistin sorunu bölge ülkelerini ne açıdan ilgilendiriyor, nasıl ilişkiler var, İran bu işin neresinde, tüm bunlara bakacağız. Kimler konuklarımız, hemen bakalım. AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı bizimle. Şebnem hoş geldin. Hoş bulduk Melih. İyi yayınlar. Teşekkür ederim. Emekli Tuğgeneral Profesör Doktor Esat Aslan bizimle. Hoş geldiniz ediyorum. Sayın Komutan. Sağ olun. Bugün sahadan gelmişsiniz değil mi? Her zaman yani takım o görüntüyü olurdu. Vermek istedim. Evet, spor gelmişsiniz. Hoş geldiniz. Ve Akşam Gazetesi yazarı Murat Özer bizimle. Murat hoş geldin. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Sağ olun. Ekonomist Necat Özonay. Necat Hocam hoş geldin. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Sağ ol. Gaffar Yakınca da bizimle olacak ama yayın saatinden biraz önce başladığımız için 10-15 dakika. Gaffar tam saatinde tam geldiği için Şebnem evet. Henüz burada değil. Çok dakik. Çok evet, dakik. Evet. Hiç geç kalmazdı işte ama bugün medya, dediğim medya gibi aslında geç kalmış sayılmaz. Erken başladı. Hayır tabii. Medya erbabı bu şekilde biliyorsunuz. Böyle 1, yine 2, kırmızı 3. defteriyle. Ama yine de medya kaldırdı. Erbabı dediğiniz hocam biraz erken gelir. Şebnem Bursalı gibi. Öncesinde tabii mutlaka ki gelir. Hazırlığını yapar. Evet. Tabii ki. Çalışmalarını yapar. Gaffar'ın burada biraz dedikodusunu yapalım başlamadan. Murat seninle başlayalım mı? Evet. Ne oluyor, ne bitiyor? İstersen şu harita üzerinde bir anlatalım. Evet, sana zahmet buraya gelirsen. Saldırılar nereden başladı? Şimdi öncelikle bu tanımı nasıl buluyorsun? Yani bu bana ait bir şey değil elbette. Pek çok yerde kullanılıyor ama bu asgari zeminden hareket etmek gerektiğini düşünüyorum. Çünkü dünyada Filistin'e destek var. Sol çevrelerden özellikle demokrat çevreler Filistin'e destek veriyorlar. Avrupa ülkelerinde, Latin Amerika'da, Asya'da nerede olursa olsun. Ama bir kesim hala bu zemin üzerinden, yani bu kabulü üzerine hareket etmiyor diyor arkadaşlarım. Cumhurbaşkanı çıkıyor mu? Kabine sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalar yapıyor. Sabah. Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Ekonomiyle ilgili satır başları vardı. Onları programın ilerleyen bölümlerinde konuşacağız. Tabii ki İsrail-Filistin çatışmalarıyla ilgili de Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'nin tavrını aslında tekrar etti. İlk evet günden itibaren bu tavrı koruyor Türkiye. İtidal telkin ediyor ve 1967 anlaşmasının bir çözüm zemini olabileceği önerisinde bulunuyor. İtidalden biraz daha ileride, yani bu işin çözümünde arabuluculuk dahi yapabileceğini özellikle Hakan Fidan ifade etti. Yani biraz daha yukarıda Sayın Milletvekili çok daha iyi ifade edebilir. Peki bu bir ona gelelim. Dışişleri, Amerikan Dışişleri Blinken'ın attığı tweet var. Çok konuşuluyor. Evet. Türkiye arabuluculuk yapsın bu süreçte diye. Sonra o tweet'i Gaffar kaldırdı. Sildi evet. Evet sildi. Yaptı yani, değil cesaretlendirdim işte, teşvik etti anlamında. Evet geldi kullandım şimdi. Hı-hı. Burada. Şimdi tabii orada. Yani itiraz ettiğini anlamadım. Silmedi mi tweet'i? Ben yanlış. Yok sildi. Yaptı değil. Hani yapmasını talep ettim sanki gibi. Ben teşvik ettim. Evet. Ben şeyi eleştirmiştim. Türk Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a diyor. Hamas işte terörist diyorlar onlar tabii ki. Evet. Ataklarını durdurması, evet, Türkiye'nin evet devreye girmesi için dediğin evet gibi yüreklendirdim. Şimdi burada yardım talebi var ama encourage tabirini kullanıyor. Yani cesaretlendirdik diyor. Cesaret. Teşvik et, cesaretlendirdik diyor. Cesaretlendiriyorum girdim diyor. Girdim diyor kendisi. Mesela ben de şöyle eleştirmiştim bunu alıntı yaparak. Ya Hakan Fidan'dan açıkça yardım istiyorsun sen bu işi çözmek için. Ama yardım istediğini itiraf etmiyorsun. Hala üstten bir dil. Evet, böyle evet onu teşvik ettimce sanki çocukla konuşur gibi. Sonra Blinken silince tweet'i dedim ya bizim eleştirimiz yüzünden mi sildi? Ama öyle olduğunu hiç zannetmiyorum. Amerika'da bir karmaşa var.
Yani Amerikan devletinin içinde bir karışıklık var. Hatırlarsanız bu CENTCOM'da attığı tweet'i sildi. Evet. Yani bu sıradan bir olay değil. Bu kişi Dışişleri Bakanı, Amerika Birleşik Devletleri'nin Dışişleri Bakanı. Onun yani hesap da resmi hesap, gri tık var yanında. O gri tıkın anlamı şu, buradan evet, atılan şeyler, tweetler o makamın görüşü anlamına geliyor. Bu görüşü paylaşmış. Evet. Hakan Fidan'a da iletmiş aslında. İletmiş. Yani bunu evet. silmesi o konuşmayı yapmadığı anlamına tabii, gelmiyor. Anlamına gelmiyor ama yapmış. Niye siliyor? İsrail ama belli ki orada ciddi bir İsrail lobisi bu konuyla alakalı tabii. baskı yaptı. Türkiye'yi bu işin içine katmayın tabii. Diye. Niye öyle desinler ki İsrail böyle bir şey niye desin? İsrail çünkü son dönemlerde... şu anda arabulucu istemiyor. Şu an istemiyor. Şu an ama Türkiye'ye istemiyor. Karşı bir tavrı olmadığını biliyoruz. Sevinen evet. Türkiye'ye açıldı. Oraya giden liderlerden birisi de Netanyahu'ydu. Herzog Kıbrıs üzerinden Türkiye'ye geldi. Çok olumlu pozitif açıklamaları vardı. İsrail'in Türkiye'ye karşı hani o anlamda bir şey olmayabilir ama bu süreç içerisinde diyorsunuz öyle evet, mi? Bu süreçte istemiyor. Evet bu süreç içinde. Melih biraz önce Sayın Cumhurbaşkanımızın kabine sonrası yaptığı açıklamada hepimiz de dinledik zaten dikkatlice. Aslında ben notlar aldım. Çok önemli mesajları var cümle cümle verecek olursak. Yani savaşın da bir adabı var diyor. Yani sayın komutanım bunu çok da iyi yorumlar, güzel yorumlar. Adil barışın kaybedeni olmaz. Yani hakikaten bence de çok önemli bir, yani bütün dünyaya verilmiş önemli bir mesaj tek bir cümlede. İtidal çağrısını yineledi. Zaten bu olay yaşandığı andan itibaren biliyorsunuz sayın Cumhurbaşkanımız ve bütün yetkililer, devlet yetkililerimiz, kabine vesaire hep zaten itidal vurgusunu özellikle altını çizerek defalarca verdiler. Devlet aklı vurgusunu da ben önemsedim burada Sayın Cumhurbaşkanımızın yine. Yani herkes bir aklını başına alsın. Buradaki olay sadece hani bugüne kadar olduğu gibi İsrail-Filistin olayı değil. Yani şimdi yaşanılan süreç artık öyle bir noktaya geldi ki bir bölgede savaş çıkmadan bahsediyoruz. Tabii, yani görüntüler şu an ekranda bayağı aynen, savaş bu. Yani diğer ülkelerin de bu denklemin içine girip bir bölgede savaş. Bu bölgedeki savaş nedir? Biz dünya, yeni bir Allah korusun bir dünya savaşı şekline de dönebilir şeklinde. Ve bundan yara alacak olan yani başta sen vurgunu yaptın. Yani bu bir ideolojik bir şey değil. Yani evet. inanç meselesi değil. Artık bir dünya savaşından hani Rusya-Ukrayna savaşından daha önemli bir boyuttan bahsediyoruz ve bunun bedelini herkes ödeyecek. Evet. Bugüne kadar Türkiye neyse tutumu, yani ben onun altını özellikle bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Türkiye yıllardır Filistin halkının bu yaşadığı dram, acı, eziyet vesaire her neyse işte hepsini toplam söyleyelim, vicdanıyla hareket edip bütün dünyayı aslında bu anlamda uyarmaya çalışan tek ülkeydi. Yani tek aktördü aslında. Evet bugün dediğin de, gibi samimi şekilde olayı kesinlikle, ele alıp peşini bırakmayan tek samimi aktör. Bence hala da Sayın Cumhurbaşkanımızın da Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak da verdiğimiz bütün mesajlarda biz tabii ki Filistin tarafından aslında bu olaya baktığımızı hatırlatıyoruz. Ama yani olayın bugün sadece artık Filistin boyutuyla değil İsrail'in de içinde olduğu devlet aklının da devreye girip herkesin bir kalıcı çözüm için samimi, kalıcı bunların da altını özellikle çizerek söylüyor. Bu arada canlı görüntüleri izliyorsunuz evet. şu an ekranlarınızdan. Sesler de geliyor. Bombalanıyor Gazze. Doğru. Duyduğunuz sesler de bomba sesleri dipten gelen. Kesinlikle. Ve bu mesajların... Tam şu an bir tane. Görüntüler çok acı. Allah yani. Yardımcıları olsun. Kapkaranlık öyle, bir şehir şu an öyle. Gazze'de. Ve sen de başta da söyledin. Yok, bugün yazında da aslında Sabah Gazetesi'ndeki yazında çok güzel vurgulamışsın. Yani oranın bir dünyanın en büyük aslında bir açık hava hapishanesi olduğu. Belki bundan daha da önemlisi. Buraya her türlü insani yardımın ilaç dahi. Bakın yani savaşta bile insani yardım ve ilaç dediğiniz şey verilir ve bu yardımı yapanlara izin verilir. Ama burada buna bile izin verilmeyen bir dram yaşanıyor burada yıllardır. O anlamda yani gelinen nokta aslında bugün artık İsrail'i, Filistin'i onu bunu aştı. Öldüğü bile aştı. Bütün dünyayı tehdit eder noktaya geldi ve devlet aklı Sayın Cumhurbaşkanımızın az önce söylediği o vurguların ben bir kez daha tekrar yankılanmasını diliyorum. Evet şu an canlı Gazze'den görüntüleri izliyorsunuz.
10 saniye aralıklarla bomba düşüyor. Kapkaranlık bir şehir. Bugün İsrail'den çok sert açıklamalar vardı. Dışişleri Bakanı korkunç kelimeler telaffuz etti. İnsan değil bunlar dedi. Elektriği kesiyoruz, suyu kesiyoruz. Her türlü yardımı kesiyoruz. Müthiş bir abluka başlatacağız diye. Şu anda Gazze karanlığa gömülmüş durumda. Suyu kesiyoruz şu anlama geliyor. Gazze'nin hiç su kaynağı yok. Yok. Evet. Gazze'de su tesisi maalesef hiçbir şey yok. Deniz bütünüyle, kenarında bir yer. Yani bütünüyle şehir işgal altında olduğu için, Gazze'nin bütün de kuşatılmış olduğu için hem elektrik hem de suyu İsrail tarafından sağlanıyor. Yani işgal edilmiş olan topraklardan Gazze'ye geliyor. Gardiyanlar tarafından yani. Gardiyanlar tarafından doğal olarak. Bu onun için suyun ve elektriğin kesilmesi demek hayatın tamamıyla bitmesi anlamına geliyor. Ama şu Türkiye'nin arabuluculuğu meselesinin tabii ki çok kıymetli bir arabuluculuk. Çünkü neden? 1948'de İsrail Devleti kurulduktan sonra İslam dünyasında İsrail'i tanıyan tek devlet, tek Müslüman devlet Türk devleti. Haliyle yani diğerleri, diğer yapılar yani bütün Arap ülkelerin tamamı için söylüyorum. Yani Ürdün, Mısır, Suriye ve Irak başta olmak üzere bölgedeki İsrail'i çevreleyen ülkelerin tamamı zaten İsrail'le fiili olarak savaş halindeydi. Hı hı. O savaş da o fiili savaşta hem 67 hem de 73 savaşlarında zaten doğrudan bir savaşa dönmüştü. Hı hı. Fiili savaş olma durumu Araplar açısından hiç bitmedi. Hala bazı Arap ülkeleri pasaportlarını kabul etmediği gibi herhangi bir pasaportta İsrail mührü varsa o kişinin herhangi bir şekilde İsrail'e gidip de girdiyse kendi topraklarına girmesine izin vermiyor. Böyle bir ortam var. Yani böyle bir ortam var. Şimdi bütün Arap dünyasının Mısır dışında, yani Mısır dışarı tutuyorum çünkü o da 67 ve 73'te savaştığı ve mağlup olduğu için bir ateşkes anlaşmasıyla İsrail'le masaya oturmak zorunda kaldığı için İsrail'i tanıdı. Mısır'ın dışında ve Ürdün'ün dışında haliyle savaşın fiili tarafları olarak onun dışındaki Arap ülkelerin tamamında şu anda İsrail'in hiçbir şekilde elçiliği yok. İsrail Türkiye tanımıyorlar. Bu noktada öne çıkıyor. Türkiye hemen bu noktada en başına uzanacağım. Derhal, Türkiye, Türkiye bu noktada tek ülke olduğu için haliyle bugüne kadar mesela şu an eğer Cumhurbaşkanımız olmasaydı ve Türkiye çünkü o dönemleri yaşadık. Yani Olmert'in dönemini, Şimon Peres dönemini, Ariel Sharon dönemini yaşadık. Muhtemelen Sayın Cumhurbaşkanımız olmasaydı Filistin meselesi Türk devleti açısından bu noktada değerlendirilmemiş olmaz olsaydı. Muhtemelen biz şu anda Hamas'ın büyük bir terör örgütü olduğunu ve derhal Gazze yani İsrail topraklarını terk etmesi gerektiğini söyleyen bir üslup duyacaktı. Murat'cığım devam edeceğiz. Kusura bakma söz kesmeyi istemiyorum ama Emine Kavasoğlu sınırda. Hemen ona bir gidelim. Bu zor bombalamaların yapıldığı bölgedeler. Biz stüdyoda konuşuyoruz. Emine'yi kaçırmayalım. Emine kolay gelsin. Gazze sınırındasın. Biz stüdyoda bomba seslerini duyuyoruz. Şu an Kudüs'te. Pardon bugün Gazze sınırındaydı. Şu an Kudüs'te. Bomba seslerini de duyuyoruz burada. Stüdyoda bile ürküyoruz. Emine nedir durum? Bize anlatır mısın? Beli Altınok, aslında bugün çok tarihi anlara tanık olduk. Kameraman arkadaşım Niyazi Kurt'la birlikte Gazze'de bir insanlık dramı yaşanıyor. Bir insanlık ayıbı yaşanıyor. Az önce siz de altını çizdiniz. Ardı ardına bombardımanlar gerçekleşti. Hamas'ın saldırıları bu noktaya, İsrail tarafına saldırıları, kendini savunma hakkı demir kubbe tarafından engellenmeye çalışıldı. O sıcak anlarda çok önemli detaylı bilgiler de verdik. Demir kubbeden bahsettik ama onun yanlış anlaşıldığını fark ettik. Hemen o konuyla ilgili kısa bir değerlendirmede bulunayım isterseniz. Demir kubbeyi anlattık. Defalarca da demir kubbenin Gazze tarafından fırlatılan o saldırıları bertaraf ettiğini söyledik ama bir o kadar da bertaraf edilmeyen var elbette. Bunun altını çizmekte fayda var. Çünkü milyon dolarlık bir sistemden bahsediyoruz ve o sisteme karşı el yapımı havanlarla, füzelerle o sistemi yarmaya ve kendi topraklarını korumaya çalışan bir Filistin halkı var. Gazze halkı var. Dolayısıyla bunun altını çizmekte fayda var. Yanlış anlaşılmasın. Tekrar altını çizelim. Çünkü zaten yanlış anlaşılacak da bir yeri yok aslına bakarsanız. Çünkü zaten Cumartesi günü buna tanık olduk. Kısa süre içinde 5000'e yakın havanla ve füzeyle saldırılar gerçekleşti. Emine, İsrail tarafına. Yanlış anlaşıldı? Bugün önemli gelişmeler yaşandı dedik. Bir demir kubbe güzellemesi yapıyormuşuz gibi anlaşılmış açıkçası. A Haber'de mi? Sosyal medyadan da bana ulaşan birkaç mesaj aldım. A Haber'de mi demir kubbe? Onu düzeltmek istedim çünkü biz burada Yani şunu bana bir izin ver bir saniye. Öyle bir kanıya varılmış ne yazık ki. Evet, yani sen anlatıyorsun orada, durumu anlatıyorsun. Demir kubbeden işte şu kadar roket geçti, şu kadar geçmedi diye. Ve bu İsrail yanlısı bir yorum olarak mı değerlendiriliyor? Sosyal medya bir çöplük, bunu net bir şekilde söyleyeyim.
Emine Kavasoğlu çok iyi gazetecilik yapıyor. İlk bölgeye giden gazetecilerden birisi her zaman olduğu gibi. Ukrayna'da şurada burada nerede çatışma varsa. Hakikaten hiç onları hiç ciddiye alma derim ben Emine. Ve değerli verdiğim bilgileri dinliyoruz. Ciddiye almadım ama sadece Filistin halkını üzmek istemem, böyle bir şeye alet olmak istemem, onu düzeltmek istedim. Evet, çok önemli anlara tanıklık ettik gerçekten ama şunu da söylemek mümkün. Bir insanlık dramı yaşanıyor dedik çünkü ne yazık ki yansıyan görüntüler gerçekten insan olmaktan utandığımız anlara tanıklık ediyoruz. Şu süreçte cumartesiden bu yana o saldırıların hemen ardından Gazze'ye ardı ardına bombardımanlar gerçekleşti. Bizim orada bulunduğumuz 3 saat içinde sadece 130'un üzerinde atış yapıldı, hava saldırısı gerçekleşti. Evlatlar anasız babasız kaldı. Daha da önemlisi çok çarpıcı görüntüler yansıdı aslına bakarsanız kameralara. İki babanın görüntüsü hiç kimsenin aklından çıkmayacaktır. Daha anne sütünden ayrılmaması gereken bebekler, anne baba demeyi çözemeyen, konuşamayan çocuklar ne yazık ki beyaz kefenleriyle bugün toprağa verildi. Bu çok çarpıcı görüntülerdi. Gazze abluka altında, siz de az önce belirttiniz Melih Altınok, ekmek yok, yemek yok, su yok, elektrik yok, yakıt takviyesi yok. Abluka tamamen genişletildi. Yıllardır aslına bakarsanız bu manzaralara tanık oluyoruz. İşgal altındaki Gazze'den her defasında ne yazık ki çok çarpıcı görüntülere tanıklık ediyoruz ama bu kez galiba biraz sınır aşıldı. Aslına bakarsanız şu açıklamalar da çok önemli. Orta Doğu'nun değişmesinden bahsediliyor. Şunu sormak gerekir, Orta Doğu nasıl değişecek? Orada diyorsunuz ki topraklarınızı terk edin, orada yaşayan insanlara topraklarınızdan çıkın, biz burayı işgal edeceğiz, burayı yerle bir edeceğiz, düz edeceğiz diyorsunuz. Bir yandan da Hamas tarafından toprakları korunmaya çalışılan Hamas tarafından da yapılan o saldırılara karşılık verince de farklı açıklamalar yapıyor. Kendi öz topraklarını savunmaya çalışırken yaşanıyor bunlar açıkçası. Çok önemli görüntülere tanıklık ettik dedik. Bir yandan da mülteci kampları vuruldu. 112 kişinin kaldığı ki bölgenin en büyük mülteci kampıydı Cibaliye mülteci kampı. 112 kişi yaşıyordu ve 50'nin üzerinde şu an itibariyle ulaşılan bilgilere göre 50'nin üzerinde kişi hayatını kaybetti. Düşünün ki bir mülteci kampı evleri, yurtları darmadağın edilmiş ve çadırlara, kamplara sığınmış insanlar. Bu kez burası da size fazla diyorsunuz ve 50 kişiden fazla ölüm haberi vermek zorunda kalıyoruz. Yine onun yanı sıra bir farklı kamp daha vuruldu. İki ayrı kampın vurulduğunu söyleyelim bugün Gazze tarafında. Tabii bir yandan da bugünü biraz toparlamak gerekiyor. Neler yaşandı bugün? Biraz ondan bahsetmek gerekiyor. Kudüs'te ilk kez siren seslerine tanıklık ettik biz. İki günden bu yana ki cumartesiden bu yana ilk kez o seslere tanıklık etti Kudüs halkı da. Ardı ardına iki saldırı gerçekleşti. İki roket atıldı bu noktaya. Hemen Kudüs'ün yanı başına yaklaşık 6-7 kilometrelik bir mesafeden bahsediyoruz. Hamas hemen bir açıklama yaptı bu saldırı sebebiyle. Sivil yerleşim yerleri vurulduğu için Gazze'de biz bu saldırıyı bir tepki olarak gerçekleştirdik dedi. Bu da hiç şüphesiz önemli gelişmelerden biriydi. Sivillerin ardı ardına vurulduğu Gazze'de o çarpıcı görüntülerin kaydedildiği dakikalardan sonra bu açıklama da önemli bir açıklamaydı hiç şüphesiz. Onun yanı sıra sınır hattında özellikle 8 bölgede biz Niyazi Kurt'la birlikte uzun saatler boyunca bugün o sınıra yakın noktadaydık. Yaklaşık 6 ila 10 kilometre arasında yaklaştık o bölgeye ve o dakikalarda da önemli anlara tanıklık ettik. Hava saldırıları ardı ardına gerçekleşti. Az önce yayının başında da söyledim. 3 saat içinde 130 hedef vuruldu. Yani Gazzelilerin evleri vuruldu, toprakları vuruldu, vatanları vuruldu. Oradan çıkmaları için sürekli çağrılar yapılıyor. Tamamen sivillerin bölgeyi boşaltması isteniyor. Yani bir bakıma da deniyor ki siz buradan çıkın, biz burayı tamamen işgal edelim ve bu sorun çözülsün isteniyor. Ve orada yaşayan insanların da ne yazık ki tıpış tıpış orayı bırakarak terk etmeleri bekleniyor. Dünya kamuoyunu, dünya bunu bekliyor açıkçası. Hı hı. Amerika yine devrede, onu da söyleyelim. Amerika en büyük sevkiyatlardan birini gerçekleştirdi bugün. Dün açıklanmıştı. Pentagon tarafından bir deniz filosu ve uçak gemisi gönderileceği söylenmişti. Evet. Bugün sabah saatlerinde o gemi buraya ulaştı ve nasıl kullanılacak?
daha fazla takviye gelecek mi? Zira ilk günden bu yana İsrail'in yanında olduğunu söylüyor Amerika evet. Birleşik Devletleri ve bunun yanı sıra da diyor ki biz ilk partiyi gönderdik ama daha da neye ihtiyacınız varsa göndereceğiz. Yani yeni bir savaş ve çatışma alanı sanki burası olacak gibi Amerika için bu saatten sonra. Emine, bir şey sormak istiyorum. Sen şimdi de Gazze görüntüleri ortada veriyoruz. Seyircilerimiz izliyorlar ekranlarında. Elektrik yok. Ama bombalar patlıyor korkunç. Senin bulunduğun yer Kudüs. Yani Batı Şeria tarafına. Tabii. Orada... Kubbeti Sahra gözüküyor zaten. Evet, Kubbeti Sahra Emine'nin arkasında görünüyor. Emine, oradaki havayı nasıl alıyorsun? Onu merak ediyorum. Ne yapıyorlar şu an Kudüs'teki Filistinliler? Kentte hayat nasıl? Sokaklar boş mu? Kudüs'teki Filistinliler... Kudüs'teki Filistinliler tepki olarak pazar gününden bu yana tüm dükkanlarını kapattılar aslına bakarsanız. Bir greve gittiler diyebiliriz. Buradaki kuruluşları, buradaki mağazaları, iş yerleri, ekmek teknelerini kapattılar ve bu yaşanan saldırılara da tepki gösteriyorlar. Şimdi yayın esnasında denk gelir mi, karşılaşır mısınız, o sesler size ulaşır mı bilmiyorum ama özellikle akşam saatlerinde o ardı ardına düzenlenen saldırılardan sonra burada bir mutluluk gösterisi yapılıyor, sevinç gösterisi yapılıyor. Havai fişekler fırlatılıyor ve Hamas'ın, Gazze'nin kendi haklarını evet. korumak için yaptığı her adımda burada hemen bizim bulunduğumuz semtlerde. İsterseniz biraz Niyazi göstersin. Çok iyi olur. İlk kıblemiz Mescid-i Aksa'ya doğru da biraz görüntü gösterelim. Evet, o noktayı da görelim isterseniz. Hemen Mescid-i Aksa'nın sağ tarafında kalan bölümlerde özellikle Filistinlilerin yaşadığı mahalleler var. Yine bizim yanı başımızda yaklaşık 500-600 metre uzaklıkta o noktalarda sevinç gösterileri olarak havai fişekler atılıyor. Yayın sırasında denk gelirse yakalamaya ve göstermeye çalışalım sizlere ama tabii Mescid-i Aksa da aslına bakarsanız abluka altında diyebiliriz. Çünkü Mescid-i Aksa'da ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'da ibadetlere izin verilmiyor biliyorsunuz. Zaman zaman kapatılıyor. İbadet için o noktaya gidenlere şiddet uygulanıyor. Ama daha da önemlisi bu savaşın başladığı günden bu yana orası da tehdit altında. Mescid-i Aksa'nın imamı için özellikle sosyal medya üzerinden İsrail'de bir provokasyon başlatıldı. Bir kampanya başlatıldı aslında. Provokasyon da değil. Ve bu kampanyanın adı ölüm kampanyası. Gerçekten inanılmaz anlara tanıklık ediyoruz burada. Nasıl sona erecek, nasıl bitecek kestirmek çok güç ama bu bölgede özellikle Kudüs'te sokakların sakin olduğunu söyleyebiliriz. Bugünkü hareketlilik dışında herhangi bir gerilime, herhangi bir aşırı olaya denk gelmedik açıkçası. Ama çok enteresan bir şey daha söyleyeyim Melih Altınok. Halen buraya çok sayıda turistin geldiğini de söyleyelim. Sonuç itibariyle bir savaş var. İnsanlar ölüyor. Dedik ya çocuklar, bebekler, annelerinin, babalarının kucaklarında, çocukların, bebeklerin kefenlere sarıldı. Görüntüleri ne yazık ki ekrana geliyor. Bizler bile bu olayın içindeyken inanamıyoruz gördüklerimize. Ama insanlar buraya hiçbir şey olmamış gibi turistik ziyaretlere devam ediyorlar. Ne yazık ki bu da enteresan, dünyanın ne yöne doğru gittiğinin belki de en önemli göstergelerinden bir tanesi. Biz açıkçası Niyazi ile bugün yayın yaptığımız sıradaki sabahki yayınlarımızı bu noktadan yapmıştık yine. Çok sayıda turist geldi. Yani enteresan, biz görevimiz olmasaydı gelir miydik? Bir savaşın ortasında bulunur muyduk? Aman gidelim İsrail'in güzelliklerini, tarihi eserlerini görelim der miydik? Mümkün değil. Ama ne yazık ki özellikle Amerika'dan, Fransa'dan çok sayıda turistin bölgede turistik gezi amacıyla geldiğini gördük ve gerçekten çok de ilginç, hakikaten. Biz çok şaşırdık. Bilmiyorum, herhalde izleyenlere de şu anda anlattığımda size de tuhaf gelmiştir diye düşünüyorum. Çok ilginç bir olay anlatıyorsun. Filistinler tarafından mı atıyor? Hayır, bizimkiler Filistinliler seviniyorlar. Çünkü Gazze bir saldırı yaptığında, roket attığında onun için kutlamalar yapılıyordu. İsrailliler, yani Yahudiler seviniyor. Hayır, bizim Filistinliler. Biz bir anda konuşunca için... arkadan bir şey oldu zannettim bir anda. Sen haklısın. Emine, soruyor. Ben doğru anladım ama yanlış mı anladım demek ben için... Ben yok Yahudilerin. Şu şey an anladım. Telefonda hocam ve Emine zor, hepimizin karışık sesimiz gidiyor izin verirseniz. Evet. Murat diyor ki... Kim seviniyor? Seviniyorlar dedin ya. Filistinliler seviniyor değil mi? Bir saldırı yapılıyor karşıya. Evet. Dedi. Evet, Filistinliler seviniyor. Doğru anladım. Tabii Filistinliler seviniyor. Çünkü onlar an be an haber alıyorlar. Onlar da tüm dünya gibi orada, daha da önemlisi televizyondan izlemek dışında orada
akrabaları var, kuzenleri var, yeğenleri var. Kiminin çoluğu çocuğu orada. Hı hı. Ve dolayısıyla o yaşanan saldırılara bir karşılık verildiği takdirde, anladım, Gazze tarafından bu noktaya, İsrail tarafına bir karşılık verildiği takdirde burada havai fişeklerle açıkçası sevinç gösterileri, anladım, kutlama gösterileri yaşanıyor. Biz o havai fişeklerin gecenin karanlığını aydınlattığını görüyoruz. Esat Hoca'nın bir sorusu var Emine. Estağfurullah. O birincisini söyleyeyim. Özellikle çok evangelistler... Çok vaktimiz yok. 3-4 dakikamız var. Bir tane soru alırsak. Hemen dönüşte tane, belki gene elimize bağlanırız. Şunu söylemeye çalışıyorum. Tabii esas olan bu, biliyorsunuz, insan olur ve haysiyeti için çok önemli. Ben şunu gündüz birçok şey seyrettim. Ve özellikle Kudüs'ün halkının savaşa giden İsraillerin değil, insan safarisine giden... Bakın, insan safarisi, altını çizerek söylüyorum. Katliama gidenlerin her şeylerini verdiği ve din adamların eşlik ettiğini, biliyorsunuz beraber fanatik Yahudilerin eşlik ettiğini görüyoruz. Yani inanılmaz bir şekilde, ben o farklı şekilde de ifade etmeye çalışıyorum. Yani bu işin, katliamın yapılması için her elinden gelen her şeyi, yani hiçbir şey var mı? Biz savaş hukukuna göre bu savaşı icra edeceğiz diyen bir İsrail yetkilisi var mı? Yok, ne yazık ki yok. Aslına bakarsanız birkaç saat önceki yayınımızdan bir anekdot anlatayım hemen size. Biz o saldırı anında, karşılıklı saldırı anında tam Gazze sınır hattındaydık. Ve sizin de tam belirttiğiniz gibi dualarla askerlere yiyecek içecekler vererek askerleri sınır hattına gönderdiler. Hatta arkadaşım, editör arkadaşım Serkan bir mesaj attı. Askerler neden gülüyor diye sordu Serkan bana. Verecek bir cevap yok. Evet, orada katliama gidiliyor göz göre göre. İnsanları vatanlarından, i̇nsan topraklarından safarisi etmeye gidiliyor. Ama gayet rahat bir şekilde. İnsan safarisi diyebiliriz, evet hocam. Çok doğru, yerinde bir cümle oldu. İnsanların oraya alkışlarla, dualarla, sevinerek, mutlu mutlu onları oraya gönderdiklerine tanıklık ettik, evet. Ama biz ne yapıyoruz diyen var mı? Evet, zaman zaman var. Özellikle yerel basında zaman zaman tepkiler yükseliyor. İnsanları yerlerinden ettiğimiz için ve bugüne kadar kanlı bir savaş yürütüldüğü için bunlar başımıza geldi diye tepki gösteren duyarlı gazetecilerin de olduğunu söyleyebiliriz. Ama çok devlet kanadından yetkililer var mı? Hayır, yok. Samet, zaman durumumuz nedir? Soracak sorularımız var ama çok da güzel gidiyor aslında. Reklam saati mi geldi? Öyle mi? Emine, çok teşekkür ederiz. Soracak sorularımız da vardı ama Emine gün boyu zaten aktardı ve aktarmayı da devam edecek. Kendine dikkat et. Kameraman arkadaşımıza da. Biz de kendisine dua ediyoruz. Emine, eğer uygun olursa da. Niyazi'ye ben buradan ve orada görev yapan, bu tehlikeli alanda neticede görev yapan bütün meslektaşlarımıza, bütün arkadaşlarımıza kolaylıklar diliyorum. Allah yardımcıları olsun. Evet, bir reklama gidelim. Belki saat başında uygun olursa konum, yine Emine bize aktarır bilgileri. Kısa bir reklam arası.